Gel, gel bakalım güzel kız, gel gel. Baba ne oluyor? Yok bir şey anneciğim. Sıkıntı yok, konuşuyoruz. Hoş geldin Derin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz? Çok teşekkürler. Küçük kız kardeşin seni çok seviyor. Evet, biliyorum, ben onu çok seviyorum tabii ki. Canım benim. Programımıza başvurdu biliyor musun? Evet, söyledi annem telefonda. Evet, anneyle babayı yan yana getirmek istiyor ama ben annenle bir süredir konuşuyorum burada. Yan yana gelmemeleri gerektiğini... Bence de kesinlikle. Düşünüyorum. Gelmemeleri gerek. Evet, evet. Çünkü her şeyi biliyor. Derin yani... senin için de biraz zor olabilir ama biraz anlatır mısın? Neden yan yana gelmesin annenle baban? Yani o evde yaşadıklarımızı biz biliyoruz. Hani anlatmak çok zor. Irmağı hiç yansıtmamaya çalıştık ikimiz de. Ama yani bilmiyorum. Deden seni evlendirmek istiyormuş öyle mi? Evet yani. Böyle bir şey olur mu ya? Şuna bak daha küçücük. Küçük baba. Ne dedi deden sana? Deden sana şiddet de uygulamış galiba öyle mi dedi? Evet, birkaç kere hani karşı çıkıyoruz çünkü anneme falan sesimi yükselttiği zaman dayanamıyorum yani. Dayanamıyor. Özellikle ırmak hassas noktam. Yani direkt yüzüme karşı söyledi aslında evden bir boğaz eksilecek gitmen lazım diye. Annem bilmiyor büyük ihtimalle ama yani benim için başlık parası bile aldı. Başlık parası bile aldı. Kaç yaşındasın sen? 17 yaşındayım. 5 ay sonra 18'ime basacağım. Ki dedem de reşit olmamı bekliyor zaten. Yani muhtemelen evlenmek istemezsem ki böyle bir şey söz konusu bile değil. Şiddet uygulayacak, evden uzaklaştırmak için elinden geleni yapacak. Biliyorum, tanıyorum dedemi. Mutsuzsun dedenle birlikte yaşamaktan. Evet. Ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? Ben sosyal hizmet görevlisi olmak istiyorum. Üniversitede sosyal hizmetler okumak istiyorum. Benim yaşadıklarımı, bizim yaşadıklarımızı anlatamayan insanları çok iyi anlayabiliyorum. Çok zor yani. O yüzden üniversitede sosyal hizmetler okumak istiyorum. Ama tabii kendi imkanlarımla hazırlanmaya çalıştığım için zor biraz. İnşallah okursun. İnşallah. Maşallah akıllı kızların var. Teşekkürler. Peki Derin, annenle baban boşandıktan sonra sen babanla hiç görüştün mü? Ben bir kere baba özlemi çektim ama sadece bir kere yani. Baba özlemi. Konu, evet. Okulda böyle arkadaşlarım babalar gününde babalarıyla yaptıklarını anlattılar. Özendim, babamla konuşmak istedim. Beni dedemin baskısından kurtarabileceğini düşündüm. Güzel şeyler yapabileceğimizi düşündüm. Yani ne bileyim, gezeriz dedim, hafta sonunu beraber geçiririz dedim. Hani belki ona sarılırım dedim. Beni gerçekten hala sevdiğini düşündüm. Aradım, konuştuk. Bir pastanede yarım saat çay içtik. Hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Sonra da işim var deyip kalktı zaten. Bir daha da görmedim. Anın var mı babanla ilgili küçükken güzel hatırlayabileceğim bir şey? Küçükken güzel şeyler hatırlamıyorsun. Evet. Zaten sildim, silmeye çalışıyorum. Irmak senin yaşadıklarını yaşamamış, şanslı. Evet. Ne yazık ki bu anlamda şanssızsın Derin. Yani küçük yaşta omuzlarına büyük yükler yüklenmiş. Yani o hiç bir şey bilmiyor, habersiz. Sen de bir abla olarak bayağı korumacı görünüyorsun. Asla yani böyle bir şey yaşamasına asla izin vermem. Küçükken böyle bir anımızı hatırlıyorum Irmak'la. Babamla yok belki ama Irmak'la çok var. Paramı biriktiriyorum ben üniversite için, üniversite okumak için. Ama işte dedemle işler birazcık kötüleşebiliyor. Kötüleşecek de öyle görünüyor. Evet, öyle görünüyor ve kötü.
Annemle eskiden hep Irmak'a böyle babamla kavga ettiklerinde odaya saklardık. Onunla beraber saklanırdık. Evet. İşte dedemle olduğu zaman da... Duymasın sesleri diye. Duymasın sesleri diye ben harçlığımı biriktirdim. Ona bir MP3 aldım. Böyle. Çok tatlısı takardı böyle yatakta. Yerler kurardı. Bana da anlatırdı.